Merhaba arkadaşlarım. 26 Temmuz bugün Salı günü. Keşan Belediyesi Personel Limited şirketindeki toplu iş sözleşme görüşmeleriyle ilgili üyelerimizle bilgilendirme toplantısı yapma. Gelişmelerle ilgili de hem üyelerimize hem de siz kıymetli basın mensupları arkadaşlarımıza bilgi vermek istedik. Toplu iş sözleşmemiz 313 arkadaşımızı ilgilendiriyor Keşan Belediyesi Personel Limited şirketinde. 25 Mayıs itibariyle toplu iş sözleşme görüşmeleri başladı. 25 Temmuz itibariyle de normal 60 günlük süremizi tamamladık. Henüz şu ana kadar bir anlaşma sağlayamadık. İdari maddeler konusunda geçtiğimiz maddeler oldu. Ancak ücretlerle ilgili maddelerimizin tamamı duruyor. Bunlar içerisinde taban ücret, kıdem zammı, taban ücrete uygulanacak zam, yemek yardımı, sorumluluk, ikramiye ve bunun yanında pek çok sayıda ücret ve sosyal yardım içeren maddelerimiz var. Bütün bu maddelerle ilgili işverenden şu ana kadar tek tek teklif almış değiliz. Genel manada yaptığımız görüşmelerde Sayın Başkan'ın sözlü olarak yaptığı bir takım ifadeler oldu. Ancak bunları detaylandırıp toplantı masasında hesaba dökecek fırsatımız olmadı. Son günlerde de yine belediyemizin gündemini meşgul eden diğer konulardan kaynaklı olarak toplantımız yapmayı planladığımız toplantı Başkan Bey tarafından iptal edildi. Üyelerimiz bu konuda rahatsızlar değerli arkadaşlarım. Keşan Belediyesi'nde her dönemde yaptığımız toplu iş sözleşmeleri normal süresi içerisinde tamamlanmıyor. 4 aylık 5 aylık sürelere sarkıyor. Biz istiyoruz ki Keşan Belediye Başkanı bu toplu iş sözleşmelerini üyelerimizde sabırsızlığa, kırgınlığa, küskünlüğe yol açmadan bir an önce bitirilmesini talep ediyoruz. Böyle davranmasını bize istiyoruz. Ancak böylelikle bizlere kıymet ve değer verildiğini hissedeceğiz. Aksi durumda hem kadrolu işçi arkadaşlarımızda da bunu yaşadık iki kez. Şirkette de daha önce yaptığımız üç toplu iş sözleşmesinde de bu süreçlerin bu kadar çok uzaması bizlerde hayal kırıklığı, işverene karşı da bir üzüntü yaratıyor. Dileğimiz, derdimiz odur ki bizlere çalışma arkadaşlarımız diye hitap eden Sayın Başkan'ın arkadaşlarımızın böylesine önemli, böylesine can alıcı sorunu karşısında da elini biraz daha çabuk tutmasını, imkanlarını zorlamasını ve ülkede yaşanan şartlara göre tekliflerle karşımıza gelmesini istiyoruz. Keşan Belediyesi Personel Limited şirketinde 5.000 lira civarında ücret var değerli arkadaşlar. Takip ettiğiniz üzere yakın zamanda asgari ücret güncellendi ve 5.500 lira asgari ücret oldu. Şu anda asgari ücretin altında kalmış bir işçi grubu var. Yani henüz daha toplu sözleşme yapmadan arkadaşlarımıza bu yeni güncel asgari ücretin uygulanma zorunluluğu var. Dolayısıyla buralarda seyreden bir ücret skalasının olduğu yerde insanların beklentisinin de yüksek olması kaçınılmazdır. Ülkede yaşanan enflasyon belli. Ücretlerin ne hale geldiği belli. Geçtiğimiz yıl yaptığımız toplu iş sözleşmesinde hatırlarsanız yine 1 Temmuz'dan geçerliydi. 1 yıllık 2825 lira asgari ücretin olduğu yerde 5000 liralık bir ücret almaya başlamıştık. Yani bu asgari ücretin aşağı yukarı belki %70 fazlası gibi bir ücretti. Ancak bugün yaptığımız iyileştirmeler bile gerek yılbaşında gerek 1 Temmuz itibariyle yapılan asgari ücrete zamlar sonucunda
bir anlamını yitirdi ve bizler de asgari ücret seviyesinde çalışmaya, yaşamaya başladık. Bugün tüm birimlerimizdeki arkadaşlarımızı bu toplantıya davet ettik. Özellikle sürecin uzamasından kaynaklı huzursuzluk çok fazlasıyla arkadaşlarımızda var. Zaten geçinme derdimiz var. Faturalarımızı ödemede derdimiz var. Evimize ekmek getirmede derdimiz var. Bir de bu sürecin uzaması bizlere iyice bu anlamda gerdi, mutsuz etti. Toplu iş sözleşme sürecinin başından buraya kadar yaptığımız görüşmeleri arkadaşlarımızın sizlerin ardından karşılıklı soru cevap şeklinde aktaracağız. Onların istek ve taleplerini bir kez daha tekrardan dinleyeceğiz. Biz bir teklif taslağı içeriye sunduk. Teklif taslağı da aşağı yukarı günün enflasyon şartları civarında, bunu söyleyeyim. Yani bugün ülkede doğruyu söylemediğini iddia ettiğimiz TÜİK'in enflasyon şartlarında bir teklif sunduk. Hala daha bu teklifin altında, bu teklifi çok fazla müzakere edip çok fazla kenarından köşesinden kırpılmasını da istemiyoruz. Bunu özellikle belirteyim. Söylediğim gibi bugün 5000 lira ücret alan işçiler 5500 lira asgari ücret. Yılbaşında yeniden güncellenecek bir asgari ücret var. Bütün bunları dikkate alıp işverenden buna uygun teklifler bekliyoruz. Şunu da belirtmek isterim değerli arkadaşlar. Süreç bir taraftan uzarken Sayın Başkan'ın geçtiğimiz günlerde yapılacak bir toplantı öncesinde bizlere ulaşarak mecliste görüşülmekte olan su zammıyla ilgili, işte bizim zammımızın oralara ilişkilendirilmesi de bizi fazlasıyla üzmüştür, onu da söyleyeyim. Aynı zamanda da hayal kırıklığı yaratmıştır. Yani bu insanlara yapılacak zamları burada mecliste, belediye meclisinde yapılan tartışmalar endekslemek bizi fazlasıyla üzdü. Onu bir kere belirteyim. Biz buralarda yapılacak siyasi tartışmalara konu edilmeyecek kadar kıymetli işler yapıyoruz. Bakın, yüzlerce insan buradalar. Şimdi buradan çıkacaklar, 35 derece sıcakta bu halkı hizmet edecekler. Yani böylesine kıymetli görevler yapmaktadırlar. Bu arkadaşlarımızın taleplerini, bu tip siyasi tartışmaların içine çekmek, odalarına çekmek doğru değildir. Bunu da kendisiyle konuştuğumuzda ifade edeceğiz. Toplu iş sözleşmemizin normal süreci tamamlandı. Arabulucu ile ilgili talep yazımızı İŞKUR'a gönderiyoruz. Buradan sonrası artık İŞKUR'un arabulucu tayininin ardından görüşmeler yine devam edecek. Biz hiçbir zaman masadan ayrılmadık. Masada olmaya devam edeceğiz. Arabulucu da olsa olmasa da biz taleplerimizin karşılanması yönünde işverenden gelecek teklifleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Kabaca şöyle söyleyeyim. Sayın Başkan'ın %50 civarında bir sohbet esnasında kullandığı rakam oldu. Ancak bu %50'lik rakam enflasyonun bile takdir edersiniz ki çok altında. Kaldı ki bu teklifin biz ilk bir konuşmalarımızda Başkan Bey'in sohbetlerinde 6 ay sonra tekrar görüşelim ifadesine binaen 6 aylık bir zam teklifi olarak algılamıştık. Ancak son gelen haberlerde de yani bu %50 teklifin bir yıllık bir teklif olduğunu bize ifade ettiler. Şunu bir kere burada söyleyeyim. Keşan Belediyesi'ndeki toplu iş sözleşmesi
imzalandıktan sonra bir daha asgari ücret seviyesinin altında kalmayacak. Böyle bir toplu sözleşme imzalamayacağız. İşveren de böyle tekliflerle bize gelmeyecek. Mutlaka asgari ücretin üzerinde bir toplu sözleşme imzalanacak. Sayın Başkan ve yönetimi de arkadaşlarımız için bu bütçeleri mutlaka bir şekliyle ayıracaklardır, tedarik edeceklerdir. Aksi durumda mutsuz insanın ne çalışmasından, ne iş disiplininden, ne veriminden söz edebiliriz. Arkadaşlarımız geçen yıla göre evine götürdüğü ekmeği belki yarısı, belki yarısından fazlası kayboldu, gitti. Bütün bunları bize mutlaka telafi etmelerini istiyoruz. Geçinemiyoruz arkadaşlar. Özeti geçinemiyoruz, yaşamak istiyoruz. Faturalarımızı ödemek istiyoruz. Elektrik faturalarımız, doğalgaz faturalarımız geçen yıla göre ne kadar arttığını herkes biliyor. Ve bunları 5000 lira ücretle ödemek mümkün değil. Bize gerçekçi, günün şartlarına uygun, ülkenin şartlarına uygun teklifler ve ücretler talep ediyoruz. Ama en az bunlar kadar önemli olan ve en az bunlar kadar da kıymetli olan biz Başkan Bey ve yönetimi tarafından kıymet verildiğini hissetmek, bizlere değer verildiğini görmek, böyle bize davranılmasını görmek istiyoruz. Bu da bizim için kıymetlidir. Benim şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Soracağınız bir şey varsa ayrıca bunlarla da ilgili cevap verebilirim arkadaşlar. Unuttuğum, eksik kalan bir şey olabilir diye söylüyorum.